Sıcak çarpmasından korunma amaçlı ne tedbir alabiliriz? Güneşin dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak mümkün mertebe korunmanın en iyi yollarından bir tanesi. Zorunlu olmadıkça saat 11 ile 3-3.30 arası dışarı çıkmamak gerekecek. Mecbur kaldıysak, dışarı çıktıysak güneş kremi muhakkak kullanmalıyız. Özellikle küçük çocuk ve yaşlılarda bunu biraz daha ön planda çıkarmalıyız. Çocuklar için 50 faktörlü güneş kremleri, yetişkinler için 30 faktörlü güneş kremleri yeterli sayılır. Güneşe çıktığımız saatlerde koruma amaçlı güneş, şapka, gözlük, bu tarz şeyler kullanabiliriz koruma amaçlı. Çıktığımız zamanlarda koyu renkli elbiseler değil de açık renkli elbiseler, güneşi yansıtacak elbiseler giyebiliriz. Onun haricinde pamuklu, özellikle küçük çocuklar için pamuklu elbiseler kullanmak daha makul. Çıktığımız zamanlarda güneşte aşırı ve uzun süre kalmamak gerekecek. Özellikle sporcular için, egzersiz yapan atletler için ya da askerler için güneşte uzun süre kalmamak önlemler açısından makul. Ayrıyeten çıktığımız zamanlarda su miktarını, günlük tüketim su miktarını muhakkak şey yapmak lazım. Dengelemek lazım. Günde 2-3 litre, bazen sıvı kaybı fazlaysa üstüne de çıkabiliriz. Özellikle sıcak yaz mevsiminde yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekecek. Yeme sıklığını biraz daha az ve öz olacak şekilde yapmak gerekecek. Meyve tüketimi, özellikle su içeriği yüksek olan kavun, karpuz ve benzeri meyveleri, sebzeleri tüketmek korunma amacın önlem olarak mantıklı. Onu tavsiye edebiliriz açıkçası. Başka? Peki çıkmak zorunda kalanlar ne yapması lazım? Sıcakta, soğukta nasıl davranması lazım? Özellikle klimalar konusunda bir tavsiyeniz var mı? Şöyle, dışarı çıktığımız zaman dediğimiz gibi muhakkak güneşten korunmak lazım. Şapka, gözlük ya da şemsiye tarzı güneşi etkilerini kıracak önlemler alabiliriz. İç mekanlarda özellikle klima pervanelere dikkat etmek lazım. Güneşten kaçınalım derken farklı rahatsızlıklara sebebiyet vermemek gerekecek. Dış ortamda, özellikle ev içi klimalar değilse, toplu alanlardaki klimalardan farklı bakteriler, mikroplar bulaşabileceği göz önünde bulundurmalı. Bunlar altında uzun süre kalınmamalı. Kalındığı zaman da özellikle direkt klimanın ya da pervanenin bize, vücuda ya da başa vuracağı etki alanından uzak kalmak gerekecek. Bunlar da koruma yollarından başkaları. Yani yaşlılar ve çocuklar dikkat etmesi lazım. Bilhassa özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastalığı olan hastalar, bunlar neler? Kalp hastalığı olabilir, şeker hastalığı olabilir, böbrek hastalığı olabilir, kanser hastaları, gebeler, bazı ilaçları kullanan hastalarımız olabilir, psikolojik ya da psikiyatrik hastalığı olanlar, bunlar risk altında. Bilinçsizce diyet yapan ve uzun süre bu diyeti devam ettirenler bu risk altında. Özellikle bunlara dikkat etmek lazım. Yaz aylarında özellikle bazı kesimlerde su tüketimi unutuluyor. Evet. Tavsiyeniz nedir? Özellikle su tüketimi ne kadar önemli? Evet, günlük olarak 2-3 litre su tüketimi makul seviye. Ancak dediğimiz gibi, eğer daha fazla sıvı kaybımız varsa bu 3 litrenin üstüne de çıkabilir. Özellikle ona dikkat etmek gerekecek.